Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Kapıları yerli yabancı herkese açık olacak dedi. Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazının 24 Temmuz'da kılınacağını müjdeledi. Danıştay kararı sonrası kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı eleştirenlere de yanıt verdi. ...24 Temmuz 2020 Cuma günü, Cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz. Tarihi imzayı attıktan sonra kamera karşısına geçti. Merakla beklenen o tarihi açıkladı. Ayasofya'da namaz kılınmasının önünü açan Danıştay kararını değerlendirdi, dünyaya mesaj verdi. Ayasofya'nın ibadete açılıyor olması ülkemizin egemenlik hakkı kullanımından ibarettir. Bu konuda görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz. İstanbul'un fethinin 600. yılına atıfla saat 20.53'te konuştu Cumhurbaşkanı. Arkasına dev bir Ayasofya fotoğrafı ve Fatih'in vakfiyesi yansıtıldı. Erdoğan vakfiyeden alıntılar yaptı. Kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirir? Allah'ın azabı onlaradır. Bugün alınan karar aynı zamanda Fatih'in İşte bu ağır bedduasından kurtulmamızı sağlamıştır. Ayasofya'yı müze yapan karar üzerinden tek parti dönemini eleştirdi Erdoğan. Aynı çağ dışı zihniyet bugün de var dedi. Aynı zihniyet bugün de bırakınız Ayasofya'nın hüznünü gidermeyi, İstanbul'un en gözde camisi Sultan Ahmet'i müzeye dönüştürmeyi teklif edebilmektedir. Müslim, gayrimüslim tüm dünyaya kapıları açık olacak Ayasofya'da 6 ay gibi kısa bir sürede hazırlıkların tamamlanacağını söyledi. Ayasofya Camii'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Önceliğinde yine tarihi Ayasofya kararı vardı. Kimin ne dediğine değil, bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık. Darbe, ekonomi, terör, Türkiye'nin sınamalarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Erdoğan, başaramadılar dedi. Kuklalarla değil, kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Tuzaklar işe yaramayacaktır. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla Türkiye çapında büyük bir sevinç yaşandı. Önünde toplananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından şükür namazı kıldılar. Bugün de Ayasofya'da ziyaretçi akını vardı. Bir camimiz daha oldu. Bizim için güzel oldu. Çok mutluyuz. Çok duygulandık ezan okunurken de. Camimiz açıldı. Oldukça mutluyuz. Zaten uzun zamandır bekliyorduk. Ziyaret için geldik. Sevinç için geldik. Hamdolsun duacıyız. Danıştay'dan Ayasofya'nın ibadete açılması kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamasından sonra kalabalık Ayasofya'ya akın etti. Elinde seccadelerle ve akşam saatlerinde burada şükür namazı kılındı. Ailecek geldik, şükür namazı kıldık. Çok güzel bir şey yani, gurur duymalı. Bugün gelip görmek istedik. Yeni bir güne uyandı İstanbullular ve hatta yurdun dört bir yanından Ayasofya'yı yine ziyaret etmeye gelenlerle dolu burası. Evet. Çok mutluyuz, biz Antalya'dan geldik. Fransa'dan geliyoruz. Şansa bize denk geldi, hemen ertesi gün burada nefes aldık. Ayasofya fetihtir. Diğer camilerden daha çok kabule yaklaştığını duyuyoruz, biliyoruz. Sağlık personelim, bir günüm var, onu da bu camiler için geziyorum. Şu anda çok kalabalık, ailesiyle gelen var, genç yaşlı, çoluk çocuk, herkes burada. Fotoğraf çekiyorlar. Ne yapıyorsunuz şu anda? Canlı yayındayım. Memlekettekiler mi görüyor? Memleket Siirt. Ayasofya Camii'nin kapıları ilk kez 24 Temmuz Cuma günü açılacak ve ilk namaz o gün kılınacak. Allah'ım çok şükür bu günleri yaşattığı için. Danıştay kararı sonrası CHP cephesinden ise açıklama Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'tan geldi. Özkoç, Ayasofya'nın ibadete açılması karşısında engel oluşturmadık dedi. Meclisten geçen baro düzenlemesini ise Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi. Ayasofya ile ilgili ibadete açılmasını karşısında asla bir engel oluşturmadık. Tarihi Ayasofya kararına CHP'den ilk yorum böyle geldi. CHP lideri sessizliğini korurken Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Ayasofya siyasete alet edilmemeli çıkışı yaptı. Hiç kimse
bunu olduğundan daha basitleştirerek kendi geleceğine siyaseten alet etmeye kalkmamalıdır. Özkoç meclisten geçen baro düzenlemesi için de bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ni işaret etti. Anayasa Mahkemesi'ne kesinlikle götüreceğiz. Milletimize söz veriyorum. Seçimlerde göreve taşır. Bu görevi bize atfederseniz milletimizin çıkarlarına karşı alınan her karar bizim için yok hükmündedir. Bütün kararları iptal edeceğiz. CHP'li Özkoç'a Akşener'in Erdoğan'ın masasında erken seçim var açıklaması da soruldu. Dua ediyorum ki bir an önce erken seçim olsun. Meral Akşener'in dediği gerçekten bir an önce gerçekleşsin. MHP lideri Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bahtiyarız dedi. Danıştay kararından rahatsız olanlara sert çıktı. Bahçeli, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını belediye başkanlarıyla toplantıda değerlendirdi. Baro düzenlemesi üzerinden de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Ey Haçlılar, biz buradayız. Gelin de görelim. Ayasofya'nın yeniden ibadethane olarak açılmasından dolayı son derece bahtiyarız dedi. Hak ve adaletin yerini bulduğunu söyledi. Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması 567 yıllık çağrıya kulak vermenin, itibar ve ihtimam göstermenin muhterem bir neticesidir. Uzun yıllardır dile getirdiğimiz bir talep karşılanmıştır. MHP'li 233 belediye başkanıyla genel merkezde bir araya geldi Devlet Bahçeli. Koronavirüs nedeniyle özel önlemler alındı toplantıda. Başkanım, mesafeyi açabilir miyiz? Sosyal mesafeyi koruyalım gençler. Bahçeli'nin açıklamasına ise tarihi Ayasofya kararına ilişkin mesajları damga vurdu. Yurt dışından gelen tepkilere sert çıktı MHP lideri. Egemen sınırlarımız içinde nerede ibadet edeceğimiz, nereyi ibadete açacağımız sadece bizim tayin ve tespit edeceğimiz bir konudur. Türkiye onun bunun dayatmalarıyla tarihi gerçeklerine sırt çevirmeyecektir. Meclisten geçen çoklu baro teklifinin demokratikleşme adımı olduğunu belirtirken yine CHP liderini hedef aldı. CHP Genel Başkanı'nın çoklu baroyu üniter yapının kalbine sokulan hançer olarak tanımlaması, iflas etmiş, saman altından ihanete payanda olmuş, müflis bir siyasetçinin pespayeliğidir. İYİ Partili Levent Özer'in Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ı hedef alan skandal paylaşımına Meral Akşener'den sert tepki geldi. Semiha Yıldırım'dan özür dileyen İYİ Parti lideri Ayasofya kararı için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Bir kadının incitilmesi çok kötü bir şeydir. Özür diliyorum. Amasız, ancaksız, lakinsiz. Parti üyesinin attığı skandal tweet'e sessiz kalmadı. Semiha Yıldırım'dan böyle özür diledi. Semiha Hanım'ın özne yapılmasından çok üzgünüm. Bugün İYİ Parti'nin üyesi ise sorumluluk bendedir. Özür dilerim. İYİ Partili Levent Özeren, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşıp sakın acile gitme diye yazmıştı. Tepkiler peş peşe gelince skandal paylaşımını sildi. Kısa süre içinde de tutuklandı. Benim ahlaksızım, onun ahlaksızı üzerinden yürürseniz bu meseleyi çözemezsiniz. İYİ Parti lideri Meral Akşener de çok sert tepki gösterdi o skandal paylaşıma. Üzüntüsünü dile getirmek için Binali Yıldırım'ı da telefonla aradı. Sayın Binali Yıldırım beyefendiyi aradım. Semiha ablanın haberi olup olmadığını sordum. Bilmediğini söyledi. Herkes kenara kaçsa ben onun arkasında sonuna kadar duracağım. Hem bir kadın olduğu için hem benim ablam olduğu için. Ve tarihi Ayasofya kararı. Erdoğan Ayasofya'yı ibadete açamaz açıklaması yapmıştı Akşener daha önce. Yanıldım dedi. Cumhurbaşkanına teşekkür etti. Ben Sayın Erdoğan'ın kararları konusunda ilk defa yanıldım. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Sayın Erdoğan'ı da tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı ortakları seçim zamanında yapılacak vurgusu yapsa da Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması da geldi. Seçimle ilgili dosyanın sanki kapağının açılmış olduğu gibi bir duyguya kapılmış durumdayım. Çoklu baro düzenlemesi kavgaların tartışmaların arasında meclisten geçti. Tansiyonun hiç düşmediği genel kurulda iktidar partisi ile HDP arasında Ayasofya gerilimi de yaşandı. İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının Anadolu baroları üzerindeki vesayetine son veriyoruz. Utanacaksınız, utanacaksınız, utanacaksınız. Tansiyonda sesler de hep yüksekti. Çoklu baro teklifi yüksek gerilimle meclisten geçti. Sen hukuktan anlamazsın, sen orada sus da. O açıdan,
Kürsüdekine laf atan hadsizdir. Kim dövüşmek istiyorsa sessiz çıksın gitsin şurada. Ne yapıyorsa yapsın. Teklifin genel kurul mesaisi geceli gündüzlü 3 günde tamamlandı. Ayasofya'nın ibadete açılması haberi de görüşmeler devam ederken geldi. Bugün de Ayasofya'nın açılması dini kullanarak, camiyi kullanarak insanları kandırmaktır. Belamın kendisisin. Milletimizin değerlerini istismar ediyorsun. Bugünü aşağılamak tam da Belam'a yakışır. Size yakışır. Daha o tartışma soğumadan bir başkasının fitili ateşlendi. Yazık ediyorsunuz kendi tarihinize ya. Gerçekten. Nereden nereye geldiniz? Nereden nereye? Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın karşısında yenilmeye devam edeceksiniz. Baro başkanları ve avukatlar itiraz dilekçelerini Meclis Dilekçe Komisyonu'na teslim ederken AK Partili Atilla Kaya'nın İzmir Barosu üzerinden yaptığı eleştiri tansiyonu bir kez daha yükseltti. İstanbul, Ankara, İzmir'in bir şehidimizle ilgili bir açıklama yaptığını gördünüz mü? Hemen Google'a Fethi Sekin İzmir Barosu yazdım. Hain terör saldırısında şehit düşen polis memurumuz Fethi Sekin ve adliye personelimiz Musa Can'ı saygıyla anıyoruz. En ufak kınama yok. En ufak PKK'dan bahsetme yok. En ufak. Sayın milletvekilleri. Bahsetme yok. Defalarca ara verildi oturuma. Avukat sayısı 5000'den fazla olan illerde en az 2000 avukatla yeni barolar kurulabilmesinin önünü açan düzenleme tartışmalar arasında AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Türkiye'nin koronavirüs tablosuna göz atalım şimdi. Kritik eşik olan 1000 sınırına çok yaklaşıldı. Son tabloda yeni vaka sayısı 1003 olarak açıklandı ve yeni tablo umutları artırırken Bilim Kurulu üyesi Levent Yamanel'den okulların açılışına ilişkin sürpriz bir açıklama geldi. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde. Vaka sayısında 25 Haziran'da başlayan düşüş devam ediyor dedi. 1000'in altına çok yakınız mesajı verdi. Sağlık Bakanı virüsle mücadelede son tabloyu paylaştı. Günlük vaka sayısı bir önceki tabloda 1024'tü. Son 24 saatte ise 1003 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 oldu. Böyle giderse 15 gün içinde 500'leri görmüş oluruz. Daha iyi, daha güzel şeyler konuşuruz. Vaka sayılarında ani yükselişler yaşanabileceğine, azalışlarınsa yavaş olduğuna dikkat çekti Sağlık Bakanı. Maske ve mesafe uyarısını ise bugün en az 1000 kişinin daha COVID-19'a yakalanması bekleniyor paylaşımıyla yaptı. İyileşen hastaların sayısı bir önceki tabloda oldukça yüksek gelmiş 2879 olarak açıklanmıştı. Ancak son tabloda bu rakamlar biraz düştü ve iyileşen hastaların sayısı son tabloda 1493 olarak açıklandı. Toplam test sayısı 4 milyona yaklaşırken 1182 hastanın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Yazın 100'ün altına inebilirsek tabii ki çok avantajlı oluruz. Profesör Doktor Yamanel'den okullara ilişkinde dikkat çeken açıklama geldi. Vaka sayılarımız çok artar. Kontrol altına alınmayacak düzeylere çıkarsa o zaman okullar açılmayabilir. Zaten okullar içinde hibrit modeller var biliyorsunuz. Yani yarısı evde yarısı okulda gibi bir eğitim düzeni söz konusu olabilir. Korkunç bir cinayetin haberi var sırada. Tıraş olma bahanesiyle keşif yapan saldırgan ertesi gün berber dükkanına belindeki silahla gitti. Tokalaşmaya gelen berber kalfasını gözünü bile kırpmadan öldürüp kaçtı. Hayata küskünsün, dosta dargınsın. Tokalaşmak için elini uzattı. Kurşunların hedefi oldu. Aytekin Kıyga, Adana'daki bir berberde kalfalık yaparken müziğe de gönül vermiş, söylediği bu şarkıyla sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Git kutsal sevgime ihanet ettin. Saldırgan olaydan bir gün önce tıraş bahanesiyle gelip keşif yaptı. Ertesi gün yine gelince Aytekin Kıyga şüphelenmedi. Tokalaşmak için elini uzattı. Ocağın ise silahını çekti. Kıyga canavli ile tutukluk yapan tabancayı almak istedi ama saldırgan kurtulup tetiğe bastı. Berberi göğsünden ve başından vurup kaçtı. Gittim bugün sabah geldi sordu kendisi. Geldi yandan çıkarttı.
sıktı. Polis kayıplara karışan caniyi Yüreğir'de bulup gözaltına aldı. Sorgusunda alacak verecek meselesi nedeniyle öldürdüğünü öne sürdü. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vurduğu berber kalfasıysa ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ondan geriye şarkı söylediği bu klibi kaldı. Önce umut verdin, sonra mahvettin git. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne önceki dönemden kalan borçlar nedeniyle haciz geldi efendim. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odası tamamen boşaltıldı. Ortaya da şimdi izleyeceğiniz görüntüler çıktı. Odamız bugün haczedildi. Makam odası haczedildi. Başkan ortada kaldı. Biz her yerde çalışıyoruz. Bizim için her yer çalışma odası. Adana Büyükşehir Belediyesi iddiaya göre 4 yıl önce parke taşı döşeme ihalesi verdi. Yaklaşık 30 milyona yakın Büyükşehir Belediyesi'nde iş yapmış bu firma. İddiaya göre önceki belediye başkanı borcu ödemeyince alacağını tahsil edemeyen şirket mahkemeye başvurdu. 2016'nın mevzusu bu. Ben buradan soruyorum alacaklıya. 2016'da, 2017'de aklın neredeydi? Toplam alacağı şu anda 5.800.000 lira. Belediye başkanı değişince haciz şu anki başkan Zeydan Karalar'a geldi. Makam odasında ne varsa alıp götürüldü. Karalar bomboş kalan makam odasında yere oturdu, işine kaldığı yerden devam etti. Ama aslında benim odaya da ihtiyacım yok. Çünkü genel olarak sahada olduğum için odaya ihtiyacım yok. Silah çekti, kafa attı. Turizm merkezi Alaçatı'da terör estirdi. Show Haber ekibi tarafından saniye saniye görüntülenen şehir zorbası dün akşam haberin yayınlanmasının ardından gözaltına alındı. İlk ifadesinde kendini karşı taraf yan bakınca sinirlendim diyerek savundu. Gel buraya, gel gel. Hayır! Hayır! Alaçatı'da terör estirdi. Yapılmaz! Onu konuşma! Yapılmaz! Onu bak lan işine! Silah doğrulttu. Kafa attı. Show Haber'de yayınlanan görüntülerin ardından gözaltına alınan Maganda kendini yan baktı sinirlendim diye savundu. Turizm merkezi Alaçatı'da önceki gece iki grup arasında tartışma yaşandı. O dehşet anlarında Show Haber muhabirleri Uğur Alaaddinoğlu ve Aziz Akova cep telefonuyla kayıttaydı. Gel gel, öldürecek misin? Oğlum acı. Yok yok, öldürecek misin? Gel. Oğlum acı lan. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada bu Maganda silahını çıkardı. Tartıştığı kişiye silahını doğrulttu. Herkes şoke oldu. Gel buraya, gel gel. Hayır. Hayır. Sonra küfür edip kafa attı. Tartışma dakikalarca sürdü. Maganda olay yerinden böyle uzaklaştı. Yürü! Oğlum yürü lan oturun. Baba bakın işinize gücünüze. Görüntüler yayınlanınca polis dün o Maganda'yı gözaltına aldı. Ruhsatsız tabancasıyla yakalanan Maganda ifadesinde omuz attı, çarpıştık, sinirlendim dedi. Ardından da serbest bırakıldı. Küçük evliliğini sadece 2 gün önce 5 yaşına girmişti. Yaşayacağı, göreceği daha çok şey vardı ama bir Maganda'nın silahından çıkan kurşunla can verdi. Geride yürek yakan görüntüleri kaldı. Şekerle abi hadi. Ama abi. Hadi ama. Doğum gününden 2 gün sonra bir Maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi. Efrin Günbey 5 yaşına yeni girmişti. Diyarbakır'da ailesiyle bir yakınlarında misafirlikteydi. Birden silah sesi geldi. Kardeşim de orada oturuyordu. Üçüncü katın penceresinden dışarıyı izlediği sırada kahvehaneyi tarayan bir Maganda'nın açtığı ateşle karnından yaralandı. Burada baktım birden de dersine yere düştü. Kankam. Hemen hastaneye kaldırıldı ama müdahaleler küçük Efrin'i yaşatmaya yetmedi. Diyarbakır Cinayet Büro Amirliği Efrin için özel bir ekip kurdu. Gözaltına alınan bir şüpheli havaya ateş açarak çocuğun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi. Minik Efrin'den geriye gözlerinin içi gülen bu görüntüler kaldı. Ana, durun, Mehmet.
Maskesiz sokakta gezenlere neden maske takmadıkları soruldu. Efendim verdikleri cevaplar duyanları çileden çıkartacak cinstendi. Maske takmıyorum. Neden takmıyorum onu da bilmiyorum. İzmir caddelerinde maske takmayanlar vurdum duymazlıklarıyla yok dedirtti. 23 yaşındayım ben. Etiket etmediğini söylüyorlar. Bazıları sosyal mesafe yeterli, maskeye gerek yok yanılgısındaydı. Güneşin altında çalıştığım yetmezmiş gibi maskeyle mi çalışacağım? Onun yerine el sıkışma, öpüşme. Bazıları ise maskeyi sadece ceza olarak görüyordu. İnsanlardan değil, ceza yemekten korkuyorum. Cezayı değildim. Bir kere yedim. Hayır, ödemedim tabii ki. Çalıştığım maaşımı da gidip cezayı yatıracağım. Maalesef. Başka hastalıkların ardına sığınan bile oldu. Astımım var. Daha tehlikeli bir şey değil mi koronavirüs açısından? Bilmiyorum bu sorunun cevabını. Kimileri ise koronavirüsün nasıl bir kabus olduğundan bile habersizdi. İnsan öğretti. Yaşına gelmiş bazı insan ölüyor. Neden öldü? Korona. Dün akşam ekranlarınıza getirmiştik. Tarlada çalışan bir genç kız karşısında valiyi görünce çalışmak değil okumak istiyorum demiş ve tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı, isteğine kavuştu. Ve en büyük hayalini kameralara bakın nasıl anlattı. Ben okuyamamıştım, burada çalışıyordum. Bu kızların hepsi okuyacak. Bu köyde okumayan bir kız kalmayacak. Çok sevindim, valimize teşekkür ediyorum. Bana umut oldu. Sadece ona değil, köydeki tüm kızlara umut oldu. Ayşenur'un hayalini gerçekleştirmesi için artık önünde bir engel kalmadı. En büyük hayalim işte okuyup diploma alıp hemşire olmaktı. Tam yarın Milli Eğitim Müdürü buraya gelecek. Geliyorsun, bu çocukları kaydediyorsun. Çocukları... 15 yaşındaki Ayşenur Göktaş tarlada çalıştırılmak için okulundan alınan kızlardan, kızlarımızdan sadece biriydi. Lise 1. sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı. Benim abim de okuyor liseyi. Babam dedi ki ikinizi de okutamayız. Senin okulu bırakman lazım dedi. Ben de bıraktım. Abi okula, o tarlaya gitti. Artık her şeyin bittiğini düşünüyordu ki bir mucize yaşandı. Bu köyde okumayan bir kız kalmayacak. Ben orada duygulandım. Ağladım. İnşallah valimizin yardımıyla kızımız okuyacak. Ayşenur, tarım işçilerini ziyarete gelen Aksaray valisi Hamza Aydoğdu'yu görünce gözyaşlarına boğuldu. Çalışmak değil okumak istiyorum dedi. Hayatı değişti. Sen okuyacaksın, tamam mı? Ağlama, beni de ağlatacaksın ya. Vali sözünü tuttu. Milli Eğitim Müdürüne talimat verdi. Ayşenur'a da sadece okuyup hayallerinin peşinden koşmak kaldı. En büyük hayalim hemşire olmaktı. Okulların açılmasını artık dört gözle bekliyorum. Maalesef bir kadınımız daha erkek şiddetinin kurbanı oldu. Ordu'da ayrılmak istiyorum diyen genç kadın öfkeli sevgilisi tarafından acımasızca öldürüldü. Baktı kadın yerde. Kendini yaralamış, işte silahı da orada. Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü. 3-4'den ateş etmiştir yani. Polis kovalarken de canına kıydı. Kadına şiddet haberi bu kez Fatsa'dan geldi. İddiaya göre 38 yaşındaki Kemal Emen'le 35 yaşındaki Sema da sevgiliydi. Genç kadın ayrılmak istedi ama sevgilisi tepki gösterdi. Öfkeli adam öğle saatlerinde pusu kurdu, silahını çıkarıp peş peşe ateş etti. Talihsiz kadın oracıkta yaşamını yitirdi. Sohbet ederken birden silah sesleri duyduk. Akabinde bayanın yerde olduğunu gördük. Polis saldırganın peşine düştü. Kaçarken yakalanacağını anlayınca cani kafasına bir el ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama yoğun bakımdan çıkamadı. Şahısa dur denildi. Uyarak ateşi açıldı etti. O arada şahıs kendini vurdu. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde de bir cani karısı Zeynep Karapekmez ve kayınvalidesi Melahat Ünlütürk'ü katletti. İstanbul'da motosikletle kuryelik yapan genç, taciz edilen bir kadının yardımına koştu. Tacizciyle kavga edip kadını kurtardı. Çalıştığı firmaysa ona teşekkür edeceği yerde işten attı. Uğradığı haksızlığı hazmedemeyen kurye şov haberi konuştu. Yine olsa yine aynısını yapardım dedi. İki gün önce paket servise çıkarken tacize uğrayan genç kız benden yardım istedi. Ben de tacizciyi dövdüm. İşimden oldu. Kovdular beni. Paket servis yaparken genç bir kadının taciz edildiğini gördü, yardıma koştu, tacizciyle kavga edince de işinden kovuldu. İyilikte maraz doğuyor. Bakın Doğan Kaya'nın başına neler geldi. Özel bir şirkette çalışıyordum. Akşam saat 10-11 sularıydı. Doğan Kaya 15 yıllık motosikletli kurye. İki gün önce yine işteydi. Florya'da paket servis götürüyordu. Genç bir kız seslendi. Abi yetiş. Birden
18 yaşındaki genç bir kadının yardım çığlığını duydu. Kardeşim ne oldu dedim. 55 yaşındaki adamı göstererekten hem dedi fotoğraflarımı çekti hem de dedi beni taciz etti. Taciz ettiğinden o kadar emin oldum ki. Doğan Kaya genç kadının taciz edildiğinden emin olunca öfkesine yenik düştü. Beyefendi dedim bakar mısınız? Dedim telefonu alabilir miyim? Fotoğrafı gördüm. Üstüne de ağır bir küfür yedim. Kızı ve kendimi koruma amaçlı adamı dövmek zorunda kaldım. Patronları öğrenince de istifasını istediler. Olayı gören büyük ihtimalle esnaflardan biri şikayet etti. Çalıştığım yerin üniformasını giydiğim için, üniformayla kavga ettiğim için aslında bu başıma geldi. İstifa et, biz seni başka şubeye alacağız dediler. Mobbing uygulayaraktan istifamı alıyorlar. Ve ben işsiz kalıyorum. Doğan Kaya internet üzerinden market alışverişi imkanı sunan büyük bir kurye şirketinde çalışıyordu. Başına böyle bir şey gelince o da böyle haksızlık olmaz diye isyan etti. Tamam ben ödül beklemedim. Ben bir aferin bile beklemedim. Ama yani benim neticede bakmam gereken bir ailem var. İki tane çocuğum var. Bu şekilde hiçbir firma işten çıkartamaz. O zaman bütün tacizciler genç kızlarımızı, kardeşlerimizi, annelerimizi taciz etsin. Biz de eyvallah edelim. Buna da vicdan el vermez zaten. Şimdi yeni bir iş buldu. Özel bir şirket. Biz senin gibi arkadaşları kaybetmek istemeyiz. Gel bizimle çalış dediler. Ama uğradığı haksızlığı hala hazmedemiyor. Koskoca şirket gücü bana etti. Haliyle zoruma giriyor. Gene aynı olayla karşılaşayım. Gene ekmeğimden olacağımı bileyim. Ben kurtarmak için gene döverim. Dayak yiyeceğimi bilsem gene döverim. Hırsızlar İstanbul Şişli'deki bir evi adeta teknoloji marketi gibi kullanıyor. Geçen yıl cep telefonu, tableti ve bilgisayarı çalınan adam hepsini yeniden satın aldı. Ama daha taksitleri bitmeden hepsini yine hırsızlara kaptırdı. Tabletimi, telefonumu, saatimi çantamla birlikte komple götürdü. Denize batsın diye atmışlar. Onlar çaldıkça biz de alıyoruz işte gördüğünüz gibi. Hırsızlar bu eve dadandı. Öyle ki teknolojik ihtiyaçlarını bu evden karşılıyorlar. Çünkü bir yıl içerisinde girdikleri bu evden iki tablet, iki telefon, bir laptop ve 1000 liralık da saat çaldı. İçeri girmeleri ve çıkmaları toplamda 6 dakika sürüyor aşağı yukarı. Geçen hafta cumartesi günü sabaha karşı 4 sularıydı. O iki hırsız Şişli Kuruçayır'daki bu sokaktan ilerledi ve Cemal Çolak'ın oturduğu bu apartmanı gördüler. Ani bir kararla da içeriye girdiler. Sabah 8 gibiydi. Uyandım. Mutfağa doğru yöneldim. Bu çekmecenin açık olduğunu fark ettim. Bir adım daha atınca kapının açık olduğunu gördüm. Kapının kilitli olmaması da hırsızların işini kolaylaştırdı. Rahatlıkla içeriye girdiler. Hemen buradaki 1000 liralık saati gördüler ve aldılar. Odalara dağılmadan çıkmak istediklerinde ise de burada içinde tablet olan çantayı buldular. Denize batsın diye atmışlar ama batmamış. Temizlik elemanları görünce polise bildiriyor. Kimliklerim üzerinden buldular. Beni çağırıp bana teslim ettiler. Cemal Çolak aynı kabusu ikinci kez yaşadı. Çünkü bir yıl önce de hırsızlar camdan içeriye girdi. Bu ağacı kullanarak çocuğun odasına girdiler. Oradan bir tablet, bir telefon, cüzdanla birlikte alıp aşağıymışlar. Artık canına tek eden Cemal Çolak o hırsızların bulunmasını istiyor. Küçük Musa dengesini kaybedince başını sandalyeye sıkıştırdı. Önce ailesi sonra itfaiye onu kurtarabilmek için canını dişine taktı. Şov Haber WhatsApp ihbaratına gönderilen o haberi izleyeceğiz şimdi. Dur. Çıkmıyor. Tamam oğlum itfaiye geliyor. Korktu. Tamam ağlama. Ağladı. Geliyor Musa hemen geliyor. Dengesini kaybeden ufaklığın başı sandalyeye sıkıştı. Çıkamadın mı? Evet. Bunu ayağını da böyle yaptım. Onu sorumlu oldu. İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan 4,5 yaşındaki Musa bilgisayarda oyun oynuyordu. Ayağını boşluktan uzatınca dengesini kaybetti. Başını sandalyeye sıkıştırdı. Korkup ağlamaya başladı. Ağlama. Tamam ağlama. Ailesi hemen yardımına koştu. Minik Musa'yı çıkarmayı denediler ama olmadı. Çaresiz kalınca da itfaiyeyi aradılar. Hala sakinleştirdik, çok ağladı. Ne yukarı çıkartabildik ne aşağı. Kıtır keseceğim şimdi bunu. Tamam mı? İtfaiyeciler bir kaza yaşanmaması için çok dikkatliydi. Sandalyeyi başarıyla kesip minik Musa'yı kurtardılar. Ama damırı da çok kalındır ha. Bakma öyle. Dur. Çıkmıyor. Bir trafik canavarı drift yaparak ters yola girdi. 20 yaşında bir gence çarpıp onu komalık etti. O yoğun bakımda yaşam savaşı verirken Acılı ailesi de Şov Haber'e konuştu ve driftçi Maganda'nın öldürmeye teşebbüs suçuyla yargılanmasını istedi.
Olay yerinden hızlı kaçıp gidiyor, durmuyor yani. Drift yaparken ters yöne girdi. Asker adayı Bilal Topal'a çarpıp kaçtı. Beyinde çok büyük hasar olduğunu söylüyor doktorların. Hatta yatalak kalma riski olabileceğini, gözünün birini kaybetmiş olabileceği diye yüksek ihtimalle. Talihsiz genç bir aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Adam öldürme teşebbüsünden yargılanmasını istiyoruz. Bilal Topal 20 yaşındaydı. Askere gitmesine sayılı günler vardı. Arkadaşıyla Fatih'teydi ve evine otobüs durağına doğru hareket etti. O esnada bir araba hızla geldi ve Bilal Topal'a çarptı ve Bilal Topal'ı ağır yaraladıktan sonra orada durmadı ve arabayla hızla olay yerinden uzaklaştı. İşte o anlar trafik magandası bu araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Caddenin sonunda da Bilal Topal'a çarptı. Drift yaparak, öndeki aracı sollayarak ters yöne giriyor. Ters yönden benim çocuğuma çarpıp yoluna devam ediyor. Fatih Asayişme ekipleri hemen olay yerine geldi ve çok titiz bir çalışma yürüttü. Kamera görüntülerini inceledi ve arabanın önce markasını belirledi. Daha sonra aynı renk ve modeldeki arabalar üzerinde plaka çalışması yaptı ve şüpheliye 5 gün içinde ulaştı. Şüpheli yakalandı ama aile tatmin olmadı. Yardım etseydi o anda tabii ki doktorların yani yarım saat daha geç kalsaydı kesinlikle kurtaramadık diyorlar. Yani vurup kaçması o aradaki zaman direkt ölüme sebebiyet vermekten ben en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Talihsiz gencin sağlık durumuysa ciddiyetini koruyor. Benim evladım şu anda askerde olması gereken yoğun bakımda canıyla pençeleşiyor. Bilinci kapalı, konuşamıyor, hiçbir tepki yok yani. Ne olacağını bilmiyoruz şu anda. Efendim, gelinlere yeni bir takı daha geliyor. 22 ayar altın işlemeli maskeler. Fiyatı 14 bin liradan başlayan ve 100 bin liraya kadar çıkacak olan maskeler bir hayli ilgi çekiyor. Gelinler için dantellisi, boncuklusu yapılmıştı. Şimdi de altın işlemelisi çıktı. Düğünler için, gelinler için zaten takılar olmazsa olmaz. Bu takıların yanına bir de altın maske aklımıza geldi. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz hemen kolları sıvadı, tasarımını yaptı, üretime verdi. 3 gün uğraştı ustalarımız. Ortaya işte bu ışıl ışıl göz kamaştıran altın maskeler çıktı. Bu maskelerimiz 30 gramdan başlayıp 80 grama kadar üretmemiz mümkün. Görüntüsüyle ilgi çekse de fiyatıyla da cep yakıyor. 14-15 bin lira civarında 50 bin 100 bine kadar ulaşabilecek modeller olacak önümüzdeki günlerde. Ancak bir sorun var ki altınlar maskeye işlendiği için sık sık maske değişimi mümkün değil. Gerçek hakiki maskenin üzerine altın işleme yaptık ve bu şekilde. Dolayısıyla altın işlemeli maskeler gösterişli ama koruyucu özelliği kısıtlı. İddiaya göre İstanbul Büyükçekmece'de polisler bir adamı gözaltına almaya çalışırken şiddet uyguladı. Şikayetçi olan adam bir kez daha şok yaşadı. Polisler hakkında dava bile açılmazken o 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bana yumruk atarak darp etmeye başladılar. Kendisi beni kolumdan tutarak yere fırlattı. İddiası çarpıcı, görüntüler de öyle. Polislerin gözaltı sırasında uyguladığı güç şiddete kaçtı. Üstelik polisler hakkında dava bile açılmazken o hapis cezası aldı. Onlar beni dövdüğü için ben karşı koymaya çalışıyorum. Yani beni dövmelerini engellemeye çalışıyorum. Bu yüzden mukavemetten ceza mı aldınız? Evet, ceza aldım. 7 ay hapis cezası. Olay yaklaşık 1,5 yıl önce Büyükçekmece Mimaroba'da yaşandı. Bir arkadaşım beni yanına çağırmıştı. Kendisinin yanına gittiğimde annesinin izin vermemesinden dolayı annesi polis çağırdı. İddiaya göre gelen polis ekipleri onu gözaltına almaya çalıştı. Bir yanlış anlaşılma olduğunu, suçu olmadığını ifade etmeye çalışsa da dinletemedi. Ters kelepçe taktılar. Sonrasında olanlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Adamı yere fırlatıp üzerine çullandılar. Kadın arkadaşı polisleri durdurmaya çalışsa da başaramadı. Burnumun üzerine vurdular, boynumu vurdular, boğazımı sıktılar. Takviye ekipler geldi. Kaldırımda oturan adam ayağa kalkmak istediğinde kendini yine yerde buldu. Bana ayağa kalkmamı söyledi. Kendisi beni kolumdan tutarak yere fırlattı. Sonrasında iki polisin attığı yumruklar kameraya böyle yansıdı. Bana yumruk atarak darp etmeye başladılar. Gittim savcıya şikayette bulundum. Kendimin düştüğünü, kendi kendimi dövdüğümü bunu söyleyerek kovuşturmaya yer olmadığına dair bir evrak gönderdi. Savcı kararında şahsın kaldırıma takılarak düştüğünü, başını tuvalette lavaboya vurup yaraladığını ve kamera kayıtlarında polis şiddetine rastlanmadığını yazdı.
Bir buçuk yıl süren araştırmanın sonucunda savcılık polislerin yargılanmasına dahi gerek yok kararı verdi. Bu süre zarfında beyefendi de polise mukavemetten hakim karşısına çıktı ve 7 ay hapis cezası aldı. Polisin şiddetine maruz kaldım diyen adam çıkan kararlara itiraz etti. Polislerden bir kez daha şikayetçi oldu. Aralarındaki bu çubuk yumurtalığı diyeyim artık ben öyle söyleyeyim. Bunların temizlenmesi gerekiyor çünkü bütün polis teşkilatını karalıyorlar. Koronavirüs korkusundan çocuklarını denize götüremeyen bir baba havuzu onların ayağına getirdi. Kamyonet kasasını aquaparka dönüştürdü ve çocuklar 5 yıldızlı otel konforunda tatil keyfi yaşadı. Yüzmeye hazır mısınız? Evet. Haydi başlayın bakalım. Evet. Nasıl, soğuk mu? Ece atla yüz bakalım. Efe balıklama git. Bir branda bir kaydırak. Çocukları mutlu etmek işte bu kadar kolay. İyi ki babam bu havuzu kurdu. Ben havuzdan çıkmak istemiyorum. Ben Bayburt'ta buraya misafir olarak geldim. Burası çok eğlenceli. Bir daha Bayburt'a gitmek istemiyorum. İsmail Yiğit, Artvin'de köy öğretmeni. Çocuklar denize gitmeyi çok istiyorlardı. Efe'nin atlayışını izliyoruz. Hazır. Geliyor. Hop. Ece harikasın. Harikasın Ece. Dedenin arabasını çocuklar için havuz yaptık. Malum koronadan dolayı denize gitmek riskli olduğu için kendi aqua parkımızı ve havuzumuzu yaptık. Mahmut atla bakalım, hadi Mahmut. Mahmut'a bakalım. Hop. Evet, Mahmut da atladı. Evet, yüzmek isteyenleri havuzumuza bekliyoruz. Evet, heyecanlı mısınız? Evet. Bu havuz çok güzel. Teşekkürler baba. Sayesinde çocukları da öğrencileri de havuzun keyfini çıkardı. Bizi okulda da eğlendiriyor, yazında da eğlendiriyor. Teşekkür ederim öğretmenim. Hastalığa şifa ve her derde deva. Hatta kimilerine göre gençlik iksiri. Peki dünyaca ünlü karakovan balı doğadan soframıza nasıl ulaşıyor? Şov Haber ekibi Rize'de yaylaya çıktı ve balın nasıl sağladığına tanık oldu. Bu karakovan balığı şifadır. Ha, gidiyoruz arıların yanına, bizi var ya öyle bir yiyecekler ki. Bunlarla biz konuşuyoruz. Tam kulağımın içine girdi mübarek ya. Rize'de Ayder Yaylası'ndayız. Arkamda onlarca karakovan var. Yanımdaysa 70 yaşındaki Mucit Mustafa amca. Yaklaşık 50 yıldır arıcılıkla uğraşıyor. Ali'yi seveceksin, o da seni sevecek. Şimdi o karakovan balları sofralara kadar nasıl geliyor hep birlikte göreceğiz. Bak balın rengini görüyor musun? Hay maşallah. Üzülüyor ballar. Şimdi yukarıda görmüş olduğunuz arı kovanlarından bir tanesini açacağız ama yanlarına gitmeden önce işte böyle özel kıyafetler giyiyoruz ki arıların saldırısına uğramayalım. Hazırım Hakan abi. Haydi bakalım, kolay gelsin. Mustafa amca, astronot gibi oldum. Ayağımı arı sokar mı? Kesinlikle sokmaz. Bizim buranın arısı Kafkas arısı. Arıyı sakinleştirmek için duman veriyorum. Sakinleşti mi arılar? Arılar sakinleşti, tamam. Ben sakinleşemedim. Sana da hiçbir şey olmaz. Şimdi içerisinde binlerce arının olduğu o karakovan açılıyor. Oy Mustafa amca, dağıldı arılar. Dağılsın, dağılsın. Dağılsın, sakinleşecek. Şimdi karakovana ilk kapısını açıp bakıyoruz. Bal var mı yok mu? Sıra geldi o müthiş balı sağmaya. Bak balın rengini görüyor musun? Karakovan balı gerçekten şifa. İçerisinde yaklaşık 60 bin kadar arı var ve yaklaşık yine 15 kilo kadar da bal elde edeceğiz. Bu karakovan balı tamamen natürel, doğal oluyor. Balı afiyetle yemesi çok keyifli ama gördüğünüz gibi sağması da bir o kadar zor. Herhalde karakovan o kadar kaliteli bal olunca sağması da zor olur. Bunun içerisinde ne varsa arı her şeyini kendisi yapıyor. Karakovan balının kilosu... Kilosu ortalama 600 liraya falan satılıyor. Ama şifa kaynağı olduğu için de yok satıyor. Kaç tane karakovanın balı bu? Hay maşallah. Diyorlar ki karakovan balını yiyen gençleşiyor. Güç ve enerji kaynağı. İp atıyorum, tırmanıyorum. Yüzüme bakar.
Efendim, işimizi acıtan bir haber. Bazı bilinçsiz kişiler sprey boyalarla tarihi İznik surlarını boyadı, tanınmaz hale getirdi. 2000 yıl önce Roma döneminde inşa edilen İznik surlarını o halde gören vatandaşlar tepkiliydi. İçler acısı ve ızdırap verici. Aşkını tarihi taşların üzerinde ilan ediyor ya. Kimi sevgilisinin adını yazdı 2000 yıllık taşlara, kimi tuttuğu takımı, kimi küfür, hakaret karaladı. İznik 4 tane imparatorluğa başkentlik yapmış yer. Her yerimizden tarih fışkırıyor. Burası UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki tarihi İznik surları. Ama hali bu. Yani geldim, gördüm, resmen şok oldum. Surlar böyle bir ızdırap görmemiştir. Burası tarihi İznik surları, Roma döneminde inşa edildi. 5800 metre uzunluğunda ve 2000 yılı aşkın süredir ayakta, ancak şu anda içler acısı bir halde. Memleketini düşünen, İznik'i düşünen bunu yapmaz. Tarihi surlar bu utanç yazılarından 2 yıl önce kurtulmuş, bakanlığa bağlı bir ekip taşları temizlemişti. Ama manzara 2 yılda eskisinden de beter oldu. 2000 yıllık surlara yapılan saygısızlık, bize yapılan saygısızlık. Bazı kendini bilmezler, tarihe saygısı olmayan kişiler. Ellerine sprey boyalar almış, üşenmemişler ve surların her tarafını yazılarla doldurmuşlar. Sadece burada da değil, surların birçok noktasında bu rezalet görünüyor. Evet, ateş yapmışlar ve zarar vermişler. Bu adamlar bunları nasıl yaptı, hangi zahmetlerle yaptı, kim bilir? Efendim, birçoğumuzun korkulu rüyası fıtık ve kireçlenme. Bugüne kadar çoğunlukla ameliyatla tedavi edilmeye çalışılıyordu ama bir umut daha doğdu. İşte kök hücre tedavisinin ayrıntıları. Asla merdiven çıkamıyordum. Bastığım anda böyle kalıyordum. Ve sol omzum. Yani kendimi 90 yaşında bir nine gibi hissediyordum. Hiç hareket edemiyordum. Tuvalete gitmek, banyo yapmak bir eziyetti, gerçekten söylüyorum. Şimdiye dek kapısını çaldıkları doktorların çoğu ameliyat dedi. Ama yeni geliştirilen kök hücre tedavisi ameliyata gerek olmadan onları diz ve kollarındaki kireçlenmeden kurtardı. Normal hayatlarına geri döndüler. Hastanın göbeğindeki yağları alıyoruz. Saflaştırılmış kök hücre haline getirip hastanın problemli olan bölgesine naklediyoruz. Aslında bir nakil yapıyoruz. Organ hücre nakli yapıyoruz. Ameliyat yok. Bir saatlik işlemde anestezi de kullanılmıyor. Vücuttaki kireçlenen noktaya kök hücre enjekte ediliyor. Hepsi bu. Oradaki kireçlenmeler ameliyatsız, narkozsuz ve hastanın vaktini kaybetmeden hızlı bir şekilde ortadan kayboluyor. Bir saat içinde olayınız bitiyor. Akşam da evinize gidiyorsun. Şimdi kollar var ya, kürek çekiyorum. Bir kilometre gidip bir kilometre kulaçla yüzebiliyorum ki asla yüzemiyordum. Kök hücre tedavisi birçok hastalık gibi fıtığa da çare. Bel ve boyun fıtığı tedavisinde de gerçekleştirebiliyoruz. Sadece bir enjeksiyon yaparak hastamızın boyun ve bel fıtığından kurtarıyoruz. Ayrıca kas hastalıklarında kasları güçlendirebiliyoruz. Şimdi sizleri masal gibi bir manzarayla buluşturacağız. Bembeyaz bulutların üzerine çıktılar, ancak rüyalarında görebilecekleri kadar eşsiz bir güzelliğin keyfini sürdüler. Doğa harikası bulut denizinden batan güneşi izlediler. Göz alabildiğine bembeyaz, pamuklara sarılmış gibi uçsuz bucaksız bir gökyüzü. Muhteşem bir yer. Alplerde bunu görebilirsiniz. Bu güzelliği görmek için Alplere gitmeye gerek yok. Rize'de Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan Kaçkar Dağları'na çıkan büyüleniyor. Biz güneşin batışını buradan çekmek için geldik. Bulut denizi güneş tepedeyken başka, ufukta kaybolurken başka güzel. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği Kaçkar Dağları ziyaretçilerin de gözdesi. Köpeklerden kaçarken sahildeki kayalıkların arasına sıkıştı. Zavallı Karaca'yı o halde görenler hemen yardımına koştu. WhatsApp ihbar hattımıza Trabzon'dan gönderilen insanlık ölmemiş dedirten görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Gel. Gel yavrum, gel 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 gel. Dikkat et. Köpeklerden kaçtı, kayalıkların arasında mahsur kaldı. Zavallı Karaca işte böyle kurtarıldı. Çok yoruldu, çok. Buralda burana yoruldu ya. Oo.
Canı çıktı canı, canı çıktı. Burası Trabzon Beşikdüzü. Köpeklerden kaçan karaca korkmuş, üşümüş ve yorulmuştu. Çareyi sahildeki kayalıkların arasına saklanmakta buldu. Ama orada mahsur kaldı. Ben orada gördüm onu. Limandan yukarı çıkacaktım. Sağ aşağı doğru döndüğünü gördüm. Köpekler kovaladı bunu. Karacayı gören hayvanseverler hemen yardımına koştu. Zavallı hayvanı kayalıkların arasından çıkarttı. Gel. Gel yavrum, gel 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 gel. Dikkat et. Düşün yavrum. Ürkek karacanın ayakta duracak hali bile kalmamıştı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verildi. Tedavisi yapıldıktan sonra yaşam alanına bırakıldı. Yoruldu Özkan abi, gidemiydi. Ara veriyoruz şimdi. Şovman Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.